Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Ve abi bu videoda sizlere oyun acilen eklenmesi gereken 10 yeni özelliği göstereceğim. Daha sonra videoda göstereceğim bu özellikler eğer ki oyuna eklenirse oyun gerçekten inanılmaz güzel bir hale gelebilir abi. O yüzden şimdi hemen videoya geçip sizlere bu özellikleri göstermek istiyorum. Ancak videoya geçmeden önce arkadaşlar daha çok bu tarzda video için daha önceki videolarda da olduğu gibi bu videoda sizlerden en az 2000 like bekliyorum. Ve kanala abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz diyeyim, hemen videoya geçeyim. Ve tabii ki de videoya geçmeden önce arkadaşlar dükkanında en sağından içerik üretisine destek bölümünden ustayı desteklediğime emin oluyorum. Sizler arkadaşlar ustayı destekleyebilirsiniz. Ustayı desteklemek tamamen ücretsiz ve ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra buradan destekleyenlere kalbimi yollayaraktan videomuza geçelim. Evet, oyuna acilen eklenmesi gereken ilk özelliğimiz arkadaşlar şöhret kataloğu. Nasıl ki normal katalog var abi, bir de şöhret kataloğu olsun demiş ve dünya şöhretine özel, burada gördüğünüz gibi katalogda verilen bazı şeyler var. Hepsi mücevherle satılıyor. Dünya şöhretine özel kostümümüz var, burada ünvanımız var, rozetimiz var, spreyimiz var gibisinden arkadaşlar. Bir tık daha sağa kaydırdığımızda burada ay şöhretine özel olarak kostüm vesaire var arkadaşlar. Yine bir tık daha sağa kaydırdığımda burada Mars şöhretine özel olaraktan verilen, yine sadece mücevherle verilen Mars şöhret kataloğumuz var abi. Ve burada işte oyuncu ünvanına alien, yani uzaylı diye bir ünvan veriyor. Spreyi görüyorsunuz arkadaşlar. Birazcık daha ilerlediğimde Satürn şöhretiyle alakalı bir katalog var ve burada yine Satürn şöhretine özel alabileceğimiz kostümden tutun yine ünvana kadar arkadaşlar, ki ünvan da güzelmiş. Spreye kadar yine her şey mevcut. Ve yine son olarak güneş kataloğumuz arkadaşlar. Güneş kataloğunda da güneş şöhretine özel kostümümüz ve ünvanımız vesaire mevcut abi. Meteor şöhreti var. Meteor şöhretine de özel arkadaşlar yine kostüm ve sprey, bir de ünvan görüyorsunuz arkadaşlar. Meteor şöhretine özel de arkadaşlar Meteor şöhret mağazası 500 elması açılsın demiş. Diğerlerin mücevherle açılıyordu. Hatta şöyle göstereyim. Yani bu ne işe yarayabilir arkadaşlar? Bu kısacası bence oyundaki ödülleri de çeşitlendirir ve şöhret kataloğu olması oyundaki insanların aldığı keyfi bir tık daha üste taşıyacaktır. Bence güzel olabilecek bir özellik deyip hemen ikinci özelliğimize devam edelim. Evet, acilen eklenmesi gereken ikinci özelliğimiz hikaye modu. Demişken buradaki konsept çalışmada oyuna hikaye modu eklensin ve biz hikaye modunu oynayaraktan çeşitli ücretsiz ödüller alabilelim demiş arkadaşlar. Ve hikaye moduyla alakalı bir sürü burada özellik eklemiş abi, gördüğünüz gibi. Tipik böyle hikaye modunu yansıtan oyunlar gibi yapmış abi. Bence hikaye modu oyuna eklenebilir. Ne zamandır da konuşulan bir şey arkadaşlar. Bence hikaye modunun oyuna eklenmesi, online bir oyun eyvallah ama online'ın da dışında böyle ilerlemeli bir hikaye modu olsaydı oyunun gerçekten çok keyifli olabilirdi. Burada da onu yansıtmış abi. Bence de oyuna eklenmesi gerekir arkadaşlar. Bir hikaye modu çok da tatlı olurdu. Bence Brawl Stars'tan aldığımız keyfi 2-3 kat daha yukarıya taşırdı oyuna gelebilecek bir hikaye modu deyip bir sonraki oyuna acilen eklenmesi gereken özelliğimize devam edelim. Oyuna acilen eklenmesi gereken bir diğer özelliğimiz de arkadaşlar başarılar sekmesi. Bildiğiniz gibi birçok oyunda var aslında bu abi. Hani bu Heyday'de de vardı sanırım. Başarılar sekmesinin oyuna eklenmesi gerçekten oyuncuların ücretsiz ödülleri alabileceği anlamına gelecek. Ve hani bu da birçok oyuncunun değil, bence bütün oyuncuların hoşuna gidebilecek bir özellik diye düşünüyorum arkadaşlar. Atıyorum mesela burada abi, 100 kez yıldız oyuncu seçil ve 3500 altınla 1000 mücevher kazan demiş abi. Mesela böyle bir başarılar sekmesi olsaydı, ki 3'e ayırmış, hepsinden 3'er 5'er tane var. Mesela buradan biz 3500 altınla 1000 mücevheri alsak fena mı olurdu arkadaşlar? Bence bu özellik kesinlikle gelmeli ve ben ileride başarılar sekmesinin Brawl Stars'a kesinlikle ekleneceğini düşünüyorum. Bu çok mantıklı çünkü. Hatta bu zamana kadar yaptığım tüm oyuna acilen eklenmesi gereken videoların içerisindeki en mantıklı özellik bu olabilir abi. Mesela bu sanırım arkadaşlar 100 tane oyuncudan like al demiş. 125 kredi veriyormuş ve 750 mücevher veriyormuş. Abi bedava yani, anladın mı? Çok güzel bir mantık ve güzelce alabiliriz bu ödülleri de. Kupa yolundan da bağımsız arkadaşlar başarılar sekmesi, yani kupa yolu hep eleştiriyoruz ya ödüller yeterli değil diye. Mesela kupa yolunu şu anki halinde bırakıp başarılar sekmesi oyuna getirseler bence yeterli olacaktır. Ki kupa yolundan bence daha da çok etkileyici olur burada, yani görev gibi. Aslında şöyle Brawl Pass görevleriyle kupa yolunun birleştirilmiş hali gibi düşünebilirsiniz başarıları. Ki zaten birçok oyunda var arkadaşlar. Bu hatta Supercell'in kendi oyunlarında da var. Yani Heyday'de vardı en son, ona kesinlikle hatırlıyorum. Oyuna gelmesi gerektiğini düşünüyorum efendim ben. Diyelim ve hemen bir sonraki oyuna acil olarak eklenmesi gereken özelliğimize devam edelim. Bir sonraki oyuna acilen eklenmesi gereken özelliğimiz de arkadaşlar marketten, yani dükkanlar arkadaşlar, farklı farklı oyuncu ünvanlarının satılması. Yani bunlar çok farklı, çok egzantrik oyuncu ünvanları olabilir. Burada 300 elmas demiş, ancak 300 elmasa değil, ancak daha böyle uygun makul bir fiyata çok güzel oyuncu ünvanları, hatta hareketli oyuncu ünvanları satılabilir arkadaşlar. Bu da bence oyunda ekstra profiline bir şeyler, böyle değişik değişik oyuncu ünvanları eklemek isteyenler için, belki hareketli oyuncu ünvanları burada satışa sunulabilir sadece. Bunları eklemek isteyenler için savaş kartına güzel bir seçenek olacaktır. Hani olsa da olur olmasa da olur tarzında bir madde, ancak olsa bence güzel olabilirdi diye düşünüyorum. Siz de düşünüyorsunuz, yorumlara yazabilirsiniz. Diyelim bir sonraki özellikle devam edelim. Bir
diğer oyuna acilen eklenmesi gereken ve aslında herkesin gerçekten istediği bir şey var arkadaşlar sırada. Yaş değiştirme olayı. Bildiğiniz gibi oyuna başlarken yaşımızı soruyor bize ve yaşımızı girdikten sonra bir daha asla değiştiremiyoruz arkadaşlar. Ancak bazıları yanlışlıkla bir yaş koyuyor veya bilerek küçük koyuyor, bilerek büyük koyuyor ve sonrasında pişman oluyor bu yaşları koyduklarına. Birçok kişi var bana böyle yazan. Bence bu da birçok kişiyi ilgilendiren bir oyuna gelmesi gereken özellik. Nasıl isim değiştirme hakkı var abi? İlk seferi ücretsiz olmak üzere, sonrasında da elmasla olacak şekilde oyuna yaş değiştirme özelliği eklenmeli diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben ileride böyle bir değişikliğinle oyuna kesinlikle ekleneceğini düşünüyorum. Yani sonrasında yaşımızı bence değiştirebileceğimiz bir özellik gelecektir abi. Ancak şöyle bir haber de vereyim arkadaşlar. Atıyorum yaşımızı 7 yaptık. Aradan 4 yıl geçti. Hesabın yaşı 11 oldu mu diye soracak olursanız evet arkadaşlar. Sanırım bu böyle oluyor. Önemli uyarıyı da yapmak istedim. Yani hesabınızda sizle beraber yaş alıyor arkadaşlar. Sizle beraber büyüyor. Bunu bilin. Bu bilgiyi de verdikten sonra ve oyuna acilen eklenmesi gerektiğini, bu yaş değiştirme olayının aynı isim değiştirme gibi söyledikten sonra arkadaşlar bu maddeyi de bir sonraki maddeyle devam edelim. Bu arada sizlerin oyuna gelmesini beklediğiniz şeyler var mı? Ve bunlar neler arkadaşlar, acilen oyuna şu gelmesi lazım dediğiniz şeyler? Bunları da yorumlara yazmayı unutmayın dedikten sonra ben bir sonraki maddeyle devam edelim. Bir sonraki oyuna acilen eklenmesi gereken özelliğimiz arkadaş listesi. Bildiğiniz gibi arkadaşlar arkadaşlık listesine maksimum 200 oyuncu arkadaş olarak ekleyebiliyoruz. Ve bu konuyla alakalı Simantic kendisi biliyorsunuz e-sporcu arkadaşlar. Dani ve Barzio'yu hatta Frengi etiketleyip onlara sormuş. Yani arkadaş listesini 200'den fazla yapamaz mıyız diye. Frengin de ona bir cevabı olmuş arkadaşlar. Ne yazık ki sanıldığı kadar kolay değil demiş Simantic'e bu. Buradaki zorluk sunucunun bir arkadaş grafiğindeki tüm oyuncuları güncel tutması için gereken çabadır demiş. Her bir bağlantı ilave karmaşıklığın zincirleme reaksiyonuna yol açar. Bu bizim çok hoşumuza giden bir şey. Ancak şu ana kadar teknik çaba, üretim, geliştirme çabası, maliyet ve sunucu performans araçları bir şekilde engelledi bu durumu demiş. Buna Brawl oyuncularının çoğunun sınıra uzaktan bile yakın olmadığını da ekleyin demiş. Sanırım demek istediğimi anladınız demiş. Yani çoğu kişinin arkadaşı 200 bile değil demiş. Ancak nereden kimin istatistiklerine değerlendirmiş Frank bilmiyorum ama benim tanıdığım birçok kişi bundan şikayetçi ve 200'ün artması gerektiğini düşünüyor. Bence sunucularla alakalı bir problemden bahsetmiş. Şu an için yapamadığından bahsetmiş Frank, ancak bunu getirmek istediklerini de eklemiş arkadaşlar. Buradaki Frank'in Simantic yanıtından bunu anladım ve ileride 200'den 400'e çıkan bir arkadaşlık listesi de görebiliriz abi. Bunda bu maddelerin arasında acilen eklenmesi gereken bir madde olarak söylemek istedim diyelim ve bir sonraki maddeyle hızlıca devam edelim. 8 maç yaparak abi 100 tane efsanevi star etkinliği alabileceğimiz bir etkinlik. Tabii ki de bu çok ütopik olabilir, ancak arkadaşlar geçenlerde bildiğiniz gibi 100 tane rastgele star DLC etkinliği yaptılar ve 100 rastgele star etkinliği bittiği gün herkes abi dükkanda bu 100 star DLC'sinin ücretsiz bir şekilde verilmesini bekledi bildiğiniz üzere. Ve o gün abi Supercell de sanırım açıklama yapmıştı. Brawl Stars tarihindeki en yüksek online oyuncu sayısına ulaştılar. Hatta o gün korkudan abi, sunucuların çökmesi korkusundan bir sonraki günün erken saatlerinde herkese verdiler 100 rastgele star hediyesini. Topluluk inanılmaz beğenmişti bu olayı. Bence buna benzer bir olay efsanevi star etkinliği de yapılabilir. Ve sadece bir kereye mahsus herkese böyle bir kıyak geçebilir Supercell diye düşünüyorum. Ki yapma ihtimali var. Zamanında arkadaşlar 100 star etkinliği yaptılar bildiğiniz gibi, anlattım. Hatta onun öncesine dönecek olursanız 49 elmasa 149 tane mega kutumu vermediler. 100 mega kutuyu 30 liraya mı satmadılar? Yani yaptılar bu tarz şeyler. Bunu da yapmamaları için bir neden yok bence. Ve topluluk da bu kadar bir önceki benzer etkinliği beğenmişken bence yakında abi böyle de bir etkinlik oyuna gelebilir arkadaşlar. Yani sadece 8 tane maçı buradaki konsept görüntüde de olduğu gibi 100 tane efsanevi star hediyesini ücretsiz bir şekilde kazanabiliriz arkadaşlar, ki gelse nasıl olurdu? Bence muhteşem olurdu. Herkesin hoşuna giderdi ve oynayanların sayısı 100 rastgele hediyesi etkinliğinden çok daha fazla olurdu. Birçok da yeni oyuncu kazanırdı abi. Brawl Stars bu şekilde bu etkinlikle beraber sadece bir kere mahsus dediğim gibi getirebilirler. Getirmeleri de gerekir. Herkes de abi acayip beğenir diyelim ve bir sonraki oyuna acilen eklenmesi gereken özellikle devam edelim. Bence arkadaşlar bu da oyuna acilen ama acilen eklenmesi gerekiyor. Nedir abi? Oyunda bildiğiniz gibi arkadaşlar star hediyeleri var. Ancak star hediyelerini kutular gibi biriktiremiyoruz biz ve direktmen açmamız gerekiyor. Belki içinden çıkacağı şeye şu an ihtiyacım yok, sonrasında açmak isteyeceğim falan filan, karakter için falan filan, neyse. Ancak bunu yapamıyoruz arkadaşlar ve star hediyeleri direktmen açılıyor maalesef. Buradaki konsept fikrimizde ise star hediyelerini aynı kutuların olduğu zamandaki gibi biz biriktirebilelim. Hani star hediyeleri ücretsiz kazanabiliyoruz eyvallah, ama bunları biz biriktirebilelim diye bir madde arkadaşlar bu. Bence bu da oyuna acilen eklenmesi gerekiyor. Brawl Stars'ın sevilen ve aşırı sevilen ilk çıktığı dönemlerinde kutular bildiğiniz gibi biriktirilebiliyordu. Şu anda da star hediyelerini biriktirebiliriz. Sonuçta günlük 2-3 tane star hediyesi açabiliyoruz. Bunları da bir kenarda biriktirelim yani. Bence gayet mantıklı olurdu ve ihtiyacımız olduğu zaman açmamız bizlerin de işine yarardı. Hem oyuncuların isteyebileceği bir özellik, hem de işine yarayabilecek bir özellik olduğu için bu maddelerin arasında bunu da göstermek istedim. Yani star hediyelerini biriktirme özelliği diyelim ve bir sonraki oyuna gelse efsane olacak özellikle devam edelim.
Evet, buradaki özelliğimiz ise arkadaşlar, bildiğiniz gibi oyunun bir arka planı var ve buradaki özelliğimizde de söylenen şey şu: oyundaki arka planı biz istediğimiz gibi değiştirelim. Ya bu da oyuna ekstra çok büyük şeyler katmaz bir önceki gösterdiklerim gibi, ancak oyuna oyuncular için keyif katabilir arkadaşlar. Yani istediğimiz arka temayı biz burada ayarlar kısmına diyor ki change gelsin, hem menü müziğin hem de menünün arka planını değiştirebileceğimiz butonlar gelsin diyor ve bu butonlarla arka planı değiştirebilelim diyor. Yani istersek gidelim klasik arka plan kullanalım, istersek tarının bazarını kullanalım diyor, istersek altın hafta etkinliğini, istersek Brawl'da değilse yani arkaya istediğimiz bizim o günkü ruh halimizi yansıtan müzik ve arka planlar koyabilelim demiş arkadaşlar. Ki bence bana mantıklı gibi geldi. Özelleştirilebilsin abi. Ne kadar özelleştirilebilirse o kadar oyuncuların bence hoşuna gidecektir. Buradaki olayımız ise arkadaşlar bir hafta sonu etkinliği yine ve bu etkinliğin olayı aslında gerçekten oyuncuların aşırı hoşuna gidebilecek bir özellik diye düşünüyorum ve rastgele bir tane hiper şarj versin diyor arkadaşlar. Şekil değiştirme olayı. Buradaki olayımız şu arkadaşlar, mesela diyelim ki ben Colt'um abi, burada da görüyorsunuz ve gittim Stu'yu kestim arkadaşlar, direkt ben Stu'ya dönüşüyorum. Ya bu tarzda şekil değiştirme ile alakalı bir etkinlik bence oyuna apayrı bir keyif getirecektir. Hatta belki oyuncuların çok da fazla hoşuna giderse kalıcı bir mod bile olabilir arkadaşlar. Bu şekil değiştirme etkinliği, Carla Melody'imi kestim, direkt ben Melody olarak, o hesaplaşmam artık hangi modsa orada Melody olarak devam ediyorum gibi arkadaşlar bir etkinlik, şekil değiştirme etkinliği kısacası. Bence bu da oyuna keyif katacaktır ve birçok kişinin hoşuna gidecektir diye düşünüyorum ve bu maddelerin arasında son madde olarak yer vermek istedim. Evet, video buraya kadardı arkadaşlar. Umarım da bölümü beğenmişsinizdir. Sizleri bu gösterdiklerinden en çok hoşunuza giden ve oyuna gelseydi abi acayip olurdu dediğiniz madde hangisiydi? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Bu tarzda videoların devamı için de videomuza en az 2000 like bekliyorum sizlerden ve kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Başka da Brawl Stars bölümlerinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın ve bay bay.